Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Evet Avesi'nin gülleri. Sırada ne var? Osman. Osmanlı kuruluşla başlıyoruz. Osmanlı tarihinden tam 9 tane sorumuz var. Burası artık 10. sınıf müfredatına giriyor. Şimdi arkana yaslan. Listen to me çok very carefully. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ama başlamadan önce burada bilmeniz gereken bir ufak nüans var. abim, o da şu. MEP kitapları 2018 yılında güncellendi. Artık Osmanlı Devleti'ni kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme, dağılma diye anlatmıyor. Tamam Bu rahmetli Halil Alcık hocamın teziydi. Halil Alcık hocam diyordu ki Rale oğlum dünyanın hiçbir derdi kendini kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme, dağılma ne bilen ne diye anlatmıyor. Bir tek saf gibi biz anlatıyoruz. Dedi Halil Alcık hocamın tezi kabul gördü ve bir 2018 yılında MEP kitaplarında güncelleme ile bu ünite başlıkları değişti. Şimdi ben gene sana Tamam. Bunu ben 2018'de de böyle çektim. Tamam? işte Osmanlı dedim kuruluş demedim mesela beylikten devlete dedim ben. Hemen altına çat yazlar. Kuruluş nerede? İşte yükselme demedim. Tamam mı? Dünya gücü Osmanlı dedim. Dediler yükselme nerede diye sordular. Tamam? Al. Bak şu an gelen 9 10 onlar 10. -10 sınıflar onlar böyle görüyor. Beylikten derece diye görüyor. Kuruluş yükselme duraklama diye bir şey yok. Onu da bir şöyle bir görsel üzerinde gösteri vereyim. Orayı da öylece bir bilin dedim. Geldim bayram bu kameraya. Şimdi hazır mıyız? Hazırız. Tamam. Ha bak hele bana. Bak artık değişti. Artık Osmanlı'nın kuruluş tarihini 1299 demiyor. Ne diyor? Artık kuruluş tarihimiz 1302 oldu. Bir. Yani 1299 meselesi artık bitmiş. Bu da şöyle bir mesele tamam. Ee, Osmanlı, 1903'te Osmanlı 1903'ten 5 ne tamam. Eftal ettim bey diye bir adam var. Osmanlı araştırma bilen ne bilen ne bilen ne neyin başkanı tamam. Ona diyorlar ki lan oğlum bak tarih 1935 ha 1905 falan tamam. La Osmanlı yıkılacak kurban oldu mu şu devletin kuruluş tarihini netleştir diyor. Onun gelince de bir tane belge var. 1299'muş. Tamam. O da diyor ki ya diyor gazeteye ilan veriyor. Diyor ki elinde diyor kuruluşla alakalı bilgi belge olan varsa diyor göndersin diyor. İki belge daha geliyor. Biri 1302 diyor, biri 1299 diyor. Tamam 1299 şak kabul edildi. Tamam? hallini alacak hocam rahmetlinin. Tamam? tarihlerin gut bu. Onun yoğun çalışmaları sonucunda 1302 tarihine yeni ulaşıldı. Artık Osmanlı'nın kuruluşu kaçmış. 1302'ymiş. Bir. Önceden biz burayı ne diye anlatıyorduk? kuruluş diye anlatıyorduk. Şimdi kuruluş ismi de bitti. Ne diyor? Beylikten devlete Osmanlı diyor. İstanbul'un fethine kadar olan süreç neymiş? Beylikten devlete imiş. Sonra burayı da yükselme diye anlatıyorduk. Artık yükselme meselesi de bitti. Tamam Yok. Ne diyor? Dünya gücü Osmanlı işte. 15-16. yüzyıllar Osmanlı. Yani yüzyıl muhabbetinden gidiyor. Bir de burada şöyle bir tabir var. Klasik dönem diye bir şey var. Duydunuz mu? Klasik dönem. Sorular da çok karşınıza gelir. Nedir la bu klasik dönem dediği? Çok geçiyor değil mi? Klasik dönem. Klasik. Ne bu klasik dönem? Abi 1300-1600 diye yuvarlayın. 1300-1600 yani Osmanlı'nın şöyle diyeyim daha aklınızda kalsın. Kuruluş, yükselme. Yani top 10'da bir numara olduğumuz dönem. Top böyle kuvvetli olduğumuz dönem, vurduk bur, mı oturttuğumuz dönem klasik dönem diye geçiyor. Tamam kuruluş yükselme diyebilir. Bak kronoloji sorularıyla geliyor. Diyor ki klasik dönemde bir Osmanlı köylüsü tamam bir davası var şikayete gidecek. Kime gidemez diye soruyor. Bak kadıya gider sancak beyine gider beyler beyine gider sadrazama gider bunlar kuruluş yükselme klasik dönemde var peki ayan meclisine gidebilir mi gidemez ayan meclisi mebusan meclisi ta nerede ta en sonda mantığı anladın mı bak böyle geliyor artık böyle kronolojisi olur da böyle gelmeye başladı klasik dönem kuruluş yükselme toponda bir numara olduğumuz iyi olduğumuz döneme Klasik dönemde gitsin. Burada Batı'nın etkisi yok. Biz Batı'yı etkiliyoruz. Anlaştık. O sonraki kurumlar. Bak sonra çıkacak onlar. Peki kuruluş yükselme tamam. Hah önceden yükselmeyi de biz tamam mı derdik ki Sokollu'nun ölümüyle sona erdi derdik. Halil Alcık hocam dedi ki ne Sokollu'su da dedi. Sokollu dedi bir devşirme paşadır dedi. Padişah dururken şey mi alınır sadrazam mı kıssas alınır dedi. 3. Murad'ın ölümü oldu. Anlaştık. Önceden 1579 Sokollu'nun ölümü kabul ediyorduk. Şimdi ne olmuş? 3. Murad'ın ölümü olmuş. Bak değişti. Ha buraya kadar çok bir şey yok. Eyvallah. Asıl bomba burada başlıyor işte. Ha. Önceden biz duraklama ve gerileme diye anlatırdık. Tamam. Duraklama, gerileme diye şimdikisini birleştirdi tek ünite yaptı. Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti oldu. Ünitenin adı. Tamam. Burada da bileceğiniz olay şu. Bak. 1600'ler duraklama devri. 1700'ler gerileme. Taner'den başlatıyor. 3. Murad'ın ölümü 1595'ten 1774 küçük kaynarca kadar olağan geniş bir dönem duraklama gerilemeyi birleştirmiş. Yani ben anlatırken hocam duraklama nerede gerileme nerede deme. MEP kitabında duraklama gerileme diye bir şey yok. Böyle geliyor. Tamam he mi bak gözümün içine he tamam al bayağı geniş burası 1600'ler 1700'ler gene ne diyeceğiz 17. yüzyıl, 18. yüzyıl diyeceğiz. Ve en cevcevli yere geldik. Nereye? En son döneme. Tamam. En son döneme. Aha uluslararası ilişkilerde denge stratejisi artık dağılma dönemi demiyor. Dağılma diye bir şey yok. Ne diyor? Uluslararası ilişkilerde denge muvazene statiko politikası diye geliyor. Tamam bunu da 1734 küçük kaynarcadan bir başlatıyor. T nereye kadar? 1914 birinci Dünya Savaşı'nda denge politikası bitene kadar devam ettiriyor. Şu ünite çok yoğun. Tamam. Aklına gelebilecek. İşte küçük kaynarca ile başlıyorum değil mi? Hemen sonrasında 3. Selim, 2. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz, Abdülhamit, hepsi buraya giriyor. Tamam Çok yoğun ama işin ilginç tarafı şu. Osmanlı Devleti 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldığında resmen sona erdi. Ama burada kaçta bitiyor? Burada 1914'te bitiriyor. Bak o arada da tamam 1914 22 arasında da abi Birinci Dünya Savaşı var. Beraberinde artık Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, tamam? İşte Kurtuluş Savaşı örgütlenme, milli mücadele falan bayağı bir sürü de ne var. Olay var. Orası da yoğun ama bura burada 1914'te bitirmiş. Al. Ünite başlıkları. Neyin ne olduğunu anladın mı? O yüzden bana sorma. Kuruluş nerede? Duraklama nerede var? su su çakarım bak. Tamam? Yeni ünite planı buymuş. Kapış. Geldim şimdi bayram bu kameraya döngel bu yanına şimdi geldik neye Osmanlı Devleti kuruluş dönemisi ne? 1302'den 1453 İstanbul'un fethine kadar olan süreç peki Osman Osman diyoruz kim lan bu Osman kimlerden bu Osman nereden çıktı bu Osman bu Osmanlı Oğuzların bak zerre ayrıntı sevmem ben hiç sevmem ayrıntıyı tamam biliyor ayrıntıyı sevmem ben al Oğuzların Bozok koluna bağlı Günhan kolunun Kayı boyunun kara geçili aşiretindendir. Senin bu kadar ayrıntıda boğulmana gerek yok. Sen bunlardan sadece neyi bileceksin? Sen sadece Kayı'yı bileceksin. Bak adli idari hakim kardeşlerime sordu. 2022 ön lisans sınavında sordu. Hangisi doğrudur diye. Tamam mı? Komuna Hangisi doğrudur diye sordu. Osmanlı Kayı. Tamam Osmanlı Kayı. Selçuklu Kınık. Tamam. Memlükler bayat dedi. Cık. Değil. Osmanlı kayı, Selçuklu kınık boyundandır. Bitti bu kadar. Senin Karakaçlı-Sarakaçlı aşırısına kadar inmene gerek yok abicim. Geneli bil yetiyor sana. Tamam. Ve simgesi. Iyı. Iyı. İki ok bir yay. Artık hepiniz var ya dizisi Burak Özçivitçi kardeşim oynuyor. ve mi? Bildiniz mi? Kuruluş Osman hepiniz oradan biliyorsunuz. iyi Şeyden Diriliş Ertuğrul'dan biliyorsunuz. Osmanlı'nın simgesidir o. İki ok bir yaydır. Tamam. Bileyin. Peki ne zaman çıktı bu Osmanlı piyasaya? Bu Osmanlı abicim. Moğolların önünden kaçtı geldi. Önce Van Ahlat denilen bir yere yerleştirildi. Van Bitlis Ahlat o coğrafya yerleştirildi. Sonra Ankara Karacadağ geldi. Sonra Söğüt Domaniç'e yaylak ve kışlak olarak geldi. O Söğüt Domaniç'in de orijinal bir adı vardır. O coğrafyanın tamam o işte Ada Pazarı Sakarya o civarın adı ne diye geçiyor şunu yaylak kışlak diye belirteyim. Yaylak kışlak diye ve Osmanlı'nın kurulduğu o coğrafyanın adı Bitinya'dır. Bitinya tamam bak genel kültür olsun bunlar. Abi biz Anadolu'yu Rumlardan aldık buranın adı komple Rumca idiz. Mesela Osmanlı'nın kurulduğu o bölge şu coğrafya ne diye geçiyor? Bitinya diye geçiyor tamam beraberinde mesela Trabzon civarında hep olan birisi var kim var Pontus Rumus. Hep var. Hani cemiyetlerden falan aklında geliyor ya. Lan te Büyük İskender'den beri oranın adı Pontus Rum. Mesela şeyin adı Çukurova civarının adı Klikya'dır. Tamam bak Klikya. Ta ilk çağdaki adıdır. Orta Anadolu'nun adı Kapadokya. Güzel atlar diyarı. Ürgüp Göreme civarı. Kapadokya. Değil mi? İşte Osmanlı'nın kurulduğu mesela Kuzey'in adı Paflagonya. Osmanlı'nın kurulduğu bölge Bitinya. İzmir'in adı Simirna. Antalya'nın adı Pamfilya. Likya, kemerin adı. La filmlerde şeyler de falan görürsün reklam ajanslarında. Pamfilya seyahat, Likya turizm diye. Pamfilya neresiymiş? Antalya'nın adıymış. Ya anladık eskiden kalma isimlerdir. Kulak aşinalığı olsun. İşte Osmanlı böyle karışık bir dönemde Van, Bitlis, Ahlat'a, Ankara, Karaca'da sonra da nereye getiriliyor? Sonra da getiriliyor nereye? Söğüt, Domaniç'e, Bitinge civarına yaylak, kışlak diye. Şurası. <laughs> Osmancık. Minnacık bir şey. Peki Osman geldiğinde o dönem kimler var? Büyüklere bakalım bir. Tamam şu coğrafyada komplece birisi var. Kim var? Bizans var. Hangi Bizans? Kötü kadın Bizans hemen atlama öyle tamam mı? Bu bu Doğu Roma'nın adı neymiş aynı zamanda da Bizans'mış tamam. A İstanbul civarında Bizans var. Denizlerin bir devi var. Kim? Venedik. Venedikliler. Tamam. Venedik elçisine de Balyos dedilir. Bunu da tarih öğretmenliği alan sınavında bize sordu. Balyos. Tamam. Venedik elçisi. Bu adamlar abim suyun içinde yaşıyor. Bunların sokak cadde yok. Bunlar böyle şeylerle gidiyor. Neydi o bir tane alet var diye la bunun adı. Neydi bunun adı? Bayram. Kano ha? Kano gibi işte onlarla gidiyorlar. Al. Venedik elçisi. Balyos bil. Beraberinde Mısır civarında kimler var? Memlükler var. Tamam. Beraberinde beraberinde Balkanlarda Bulgar prensliği, Sırp dükalığı, Eflak boyvodalığı, ne bilen ne bilen neliği, küçük küçük şeyler var. Bir de Kırım civarında kim var? altın orada var değil mi? Ama asıl benim burada olan bir devletim vardı. Kim vardı? Anadolu Selçuklu devleti vardı değil mi? Ha şimdi arkana yaslan dinle beni dikkatlice. Anadolu Selçuklu 1243 Köse Dağ Savaşı ile Moğollara İlhanlı'ya yenildi mi? Moğol İlhanlı'ya yenildi. Moğollar İlhanlılar bak ha Moğol ha İlhanlı tamam. Anadolu'yu sömürmeye başladılar. Anadolu Selçuklu Devleti yenildi ama yıkılmadı. Topraklarında bir sürü küçük küçük neler çıktı. Beylikler ortaya çıktı. Onlardan bir tanesi de hangisiymiş? Onlardan biri de Osman Tamam. Süreç devam etti. 1277 Elbistan Savaşı'yla Tamam. Elbistan Savaşı'yla Moğollar yenildi. Aybars burada Moğolları yenmeyi başladı. Bunun üstüne Abaka bir katliam yaptı Anadolu'da. Hoppa ortalık ne? Karışıyor. Beraberinde daha ilerleyen süreçte Moğolların anlaşma valisi Sülemiş isyan etti. Abo ayrıntının dibine indik şu an. Sülemiş isyan etti. Ortalık hepten karıştı. Anadolu'nun her yerinde küçük 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 beylikler ortaya çıktı. İşte onlardan bir tanesi kimmiş? Osmancık'mış. Osmancık kurulduğunda çoban oğlu denilen bir beyliğe bağlı. Tamam Anadolu'nun her yerinde neler var? Beylikler var. Bak şimdi tek tek böyle. Bunu önceki derste size harita üzerinde gösteri verdiydim. Şimdi birazını da harita üzerinde yazı vereceğim. Bunlardan bileceğim birkaç tanesi vardı. Neydi onlar mesela? Karesi oğulları. Beraberinde Saruhan oğulları. Beraberinde Aydın oğulları. Beraberinde Menteşe oğulları teke oğulları şurada bir yerde Germiyan oğulları bizim Isparta civarında Hamit oğulları ve bunların en güçlüsü <gülüyor> hangisi <gülüyor> Karaman oğulları değil mi daha dur bitmedi daha doğru dünya var daha ne var şu civarda Ramazan oğlu Dulkadir oğlu arkasından şu coğrafyada Candaroğlu Canikoğlu, Taceddin oğlu, şurada bir yerde Eretna, şurada bir yerde Kadı Burhanettin, şurada bir yerde Eşrefoğlu. Ne bileyim bir sürü ne var? Bek var. Toplamda 32 tane ne vardı? Küçücük küçücük böyle ufak ufak bir sürü beylikler vardı değil mi? Şimdi bak siyasi birlik var mı? Yok. Bunların içinden de bileceğin birkaç tanesi vardı. Mesela onların içinden en önemlisi hangisiydi? Karesi oğulları. ÖSYM çok seviyor, çok soruyordu. Karesi oğulları. Balıkesir, Çanakkale civarında kurulmuş denizci bir beylik. Osmanlı'nın ilk aldığı beylikti. Bir. Bir diğeri Germiyan. Kütahya civarında kurulmuş çeyiz karşılığı aldığı beylikti. Bir ötenkisi Hamitoğlu. Isparta, benim topraklarda. Osmanlı'nın parasıyla aldığı beylikti ama en çok sorulara karşı hangisi gelecekti? Karamanoğlu gelecekti. Karamanoğlu bu beylikler içindeki teknik olarak en büyüğü. Bunlar Selçuklu'nun doğal varisi. Konya Karamanoğlu'nun o civarda kurulduğu için Selçuklu'nun varisiyim diyor. Bir. Beraberinde Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi dil ilan etti. Ne dedi Karamanoğlu Mehmet Bey? Bu saatten sonra çarşıda, pazarda, dergahta, internette, Facebook'ta, Twitter'da, özellikle Instagram'da Türkçeden başka dil kullanılmayacak dedi. Türkçe resmi dil ilan etti ama Osmanlı'yı hep arkadan buran da kimdi? Karamanoğlu idi. Soru Osmanlı Bizanslar savaşırken arkadan gelip vuran kimdir? Cevap Karamanoğlu, soru Osmanlı sırpsındığında Sındığında Kosova'da Haçlılarla savaşırken arkadan gelip vuran kimdir? Cevap Karamanoğlu, anlaştık şimdi Anadolu'da bir sürü küçük küçük daha adını sanırım yazmadım bir sürü ne var? Beylik var değil mi? Bunların hepsinin tek bir amacı var o da ne? Anadolu Türk Siyasi Birliği ATSB bu kavram da çok önemli tamam ATSB ne demek? Anadolu Türk Siyasi Birliği. Yani Anadolu'da bir tane Türk Devleti olsun. Tamam. O da ben olayım. Hepsi benim elimi öpsün istiyor. Bunun en güçlü adayı kim? Bunun en güçlü adayı Karamanoğlu. O dönem iddia olsa millet bahsi kime basar? Karamanoğlu'na basar. En zayıfı da hangisi? Osmancık. Henüz 200 çadırlık bir ne? Aşiret lan bir çadırda dört kişi yaşasa hepi topu 800 kişiler. Ama o soru çıkmış. Ben de istiyorum diyor. Peki şu ATSB kavramı önemli. Burayı özellikle ön lisans kardeşlere çok sordu. Tamam mı? Ne demek lan ATSB? Ne demek? Şu demek. Anadolu'da Türk, Türk'ten toprak alırsa bunun adı neymiş? Anadolu Türk Siyasi Birliği'miş. Bak kriterlerin şu. Bir, nerede? iki kimden alıyor? Buna dikkat edeceksin. Tamam mı? Anadolu'da Türk Türk'ten toprak alırsa Anadolu Türk siyasi birliğiymiş. Bak örnek. Mesela Osmanlı Karesi oğlunu alırsa Anadolu'da Türk Türk'ten toprak alıyor değil mi? Anadolu Türk siyasi birliği. Osmanlı'nın Karesi oğlunu, Germiyan'ı, Hamit'i, Karaman'ı alması Anadolu Türk siyasi birliğidir. Tamam mı? Tamam. Peki iyi de Anadolu'da sadece şey yok ki Türkler yok ki mesela Trabzon'da da ne var? Pontus Rumlar var. Peki Trabzon'dan Pontus Rum'un alınması ATSB olur mu? Olmaz. Niye? Tamam Anadolu'da ama Türk'ten değil. Kimden alıyorsun? Rum'dan alıyorsun. Bu Anadolu siyasi birliği olur. Aradaki farkı anladın mı? Tamam. Anadolu'da Türk Türk'ten alırsa Anadolu Türk Siyasi Birliği, Anadolu'da Türk Rum'dan, Ermeni'den bunlardan alırsa Anadolu Siyasi Birliği'ymiş. Mesela bomba soru sana. Ön lisansa sordu. Soru. Soru. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni kurma çabası olarak gösterilemez? <Sessizlik> Karesoğlu'nun fethi ya da şey diyeyim Balıkesir'in fethi, Bursa'nın fethi, Trabzon'un fethi. Cevap ne? Karasoğlu, Bursa, Anadolu Türk Siyasi e, e, Karasoğlu, Balıkesir, Anadolu Türk Siyasi Birliği. Ama sen Bursa'yı Türk'ten almadın. Bursa'yı kimden aldın? Bizans'tan aldın. Ya Bizans'ın fethi neye girermiş bayram? Anladın mı? Bursa'nın fethi Anadolu Siyasi Birliği'ne girermiş. Aradaki mantığı anladınız mı? Trabzon'u Rumlardan alıyorsun. Bursa'yı Rumlardan alıyorsun. İzni'yi Rumlardan alıyorsun. O Anadolu siyasi birliğidir. Anlaştık. Sordu bak bunu. Bu ön lisans sorusu. Tamam. Peki. Peki. E, Mısır'da kim var? Memlük var. Kaldırdı Osmanlı. Mısır'da Memlük'ü aldı. Bir kere Anadolu'da değil. Ama Türk mü? Türk. Neye girer? Türk siyasi birliğine girer. Anlaştık. Peki kaldırdı Osman Sırbistan'ı aldı. Anadolu'da değil. Türk de değil sadece neye girer? Siyasi birliğe girer. Aradaki küçük nüans anladınız mı? Anadolu'da Türk Türk'ten alırsa Anadolu Türk Siyasi Birliği. Anadolu'da Türk Rum'dan, Yunan'dan, Bizans'tan alırsa Anadolu Siyasi Birliği. Türk'ten alırsa Anadolu dışında Türk Siyasi Birliği normal birini dağılır geçer Anadolu dışında falan direkt siyasi birlikler geçersiniz. Anlaştık işte herkes neyi istiyor? Anadolu Türk Siyasi Birliğini istiyor. Anadolu'da bir tane devlet olsun o da ben olam herkes benim elimi öpsün istiyor. Bunun en güçlü adayı kim? Karamanoğlu. En zayıfı Osmancık. Henüz 200 çadırlık bir açıtmak haritada bile görünmüyor. Peki soru şu. Nasıl oldu da bu küçük Osmancık? Tamam üç kıta yedi denize hükmeten devleti Ali Ala oldu. Nasıl oldu da Osmancık Osman oldu? Nasıl oldu da Osman kısa sürede yürüdü gitti? Nasıl oldu da Allah yürü ya kulum dedi? İşte en çok gelen sorulardan birisi de burası. Şurası aklınıza yattı mı? He mi? He de bakalım. He değil mi? Anadolu Türk Siyasi Birliği muhabbetinden soru gelir. Bil onu. Tamam. Şimdi yeni başlığım. Osmanlı'nın kısa sürede büyüme sebepleri. Nasıl oldu da Osman kısa sürede yürüdü gitti? Tamamen kız meselesi. Aha. Ben size diyorum ya tarihin her yerinde bir şey vardır diye. Hop. Şöyle. Hatçam diyorum ben. Buradan Hatçelere al akrostiş şiir yazı verdik size. Tamam. Hatçe. Hatçeyi çok sevince Osmanlı Allah bağışlasın. İki tane bebesi oldu. Bir tane de elhamdülillah yolda geleni oldu. Ulan bir bilgi ulan üstüne bir bilgi daha sana hadi. Tamam. Hepsi bizde Allah'ın kızıyla. Şimdi arkana yaslan tek tek akrostişle bunları açıklayacağım. Heysi nasıl oldu da Osman yürüdü gitti. Al Hesi hoşgörülü adil politika. Abim bunun hangisi oğlu ölü ben bilmiyorum. Hepsine noktayı koyup geçiyorum ben hoşgörülü. Tamam bir de protokolde de onu öyle yapıyorum ben. Ne bileyim yazarken de böyle yazmışım hep bunları ben. Hoşgörülü adil politika. Bana bunu yüksek lisansta şu kelimeyle öğrettiler. İstimalet diye öğrettiler. Bak bunu da soracak ÖSYM istimalet ne demek Türkçe meali ısındırma demektir ısındırma tamam mı? Osmanlı bunu yaptığı için o bölgeleri hoşgörüsünden dolayı bak hatta Pax Ottoman ne demek Pax Ottoman Osmanlı hoşgörüsü Osmanlı barışı diye Pax Hazariya diye de geçer mesela o tamam mı? Pax barış huzur manasında ısındırma ile o bölgede kalıcı oldu o bölgeyi kısa sürede Türkleştirdi ve İslamlaştırdı. Bak ama asimile etti. Asimilasyon politikası izledi. O bölge halkını birini benliğinden etti falan demiyorum. Adamlar bizim hoşgörümüzden dolayı süreç içerisinde tercihini bizden yana kullandı. Yoksa Osmanlı hiçbir ırkı, hiçbir şeyi ortadan kaldıralım politikası gütmüyor. Adamlara hoşgörülü, adil davranıyor. Tamam. Müslümansan on ürettiğinin bir tanesini vergi alıyor. Gayrimüslimsen on ürettiğinin iki tanesini vergi alıyor. Bak Müslümandan bir gayrimüslimden iki alıyor. Niye iki alıyor? E sen de Müslüman ol. Sen de bir dene ver diyor. Adamın dinine, diyanetine, inancına, ibadetine karışmıyor. Karışmıyor kardeş. Layıkla hafif değil Allah'ın dininde zorlama yoktur diyor. İsteyen inanır, isteyen inanmaz modunda Osmanlı. Bu kadar adamlara iyi davranmış. Kiliselerine karışmamış. Bilmem nelerine karışmamış. Ama Bizans bak Bizans valilerine de bir isim verilir. Bizans valilerine tekfur denilir. Nefur nefur tekfur denilir tamam? Ama Bizans tekfurları zalim. Tamam? On ürettiğinin onunu da alıyor vergi yetmiyor. Kılıcı çekiyor. Seni öldürüyor 11 canını da alıyor. Şimdi Osmanlı ise karışmıyor görüşmüyor. Orada sürekli işte ağlama, feryat, figan, acı, cenaze, ölüm böyle bir durum var. Ama Osmanlı köyünde ise sürekli o İzabel ya haydi yavrum gelsene Allah haydi ya Osmanlı köyünde sürekli parti var, eğlence var, bilmem ne var. İbadeti ne de seni rahat bırakıyor. Mesela Osmanlı'daki şeyden Kilisede elemanlar tamam mı? Adamlar ibadetini yapıyor. Haleluya, haleluya, haleluya ibadetini yapıyor. Lan iki yıl sonra aynı kilisede Haleluya'nın arkasına şunu söylüyorlar. I ask the yellow flower have you got mother father diyor. Lan iki yıl sonra kiliseye bakıyorum cami olmuş. Bizimkinler cübbeleri, tekkeleri, takkeleri giymişler. Sordum sarı çiçeğe. Herifler farkına varmadan ne oldu? Müslüman oldu. İşte Osmanlı bunu neyle yapıyor? Hoşgörüsüyle yapıyor. Anladın? O adamlara kötü davranmamış, iyi davranmış. Onlara insan olduğu için insanca davranmış. Fethettiği bölgede mesela pis, Angarya bir kanun varsa anında kaldırmış gitmiş. Mesela ilk gece haklı diye bir şey duydun mu? İlk gece deyince aklına ne geliyor? Ba derat Değil öyle değil. Sapık. Öyle değil. Öyle değil. İlk gece tamam gerdek ama ortaçağ Avrupa'sının pis bir geleneği var. Tamam. Ortaçağ'daki o Lord, Baron, Dük, Senyor, vikont, Zıkkım ne bilen ne bu adamlar tamam. Seni toprağından edemiyorsa tohumundan ederim anlayışı var. Evlendin ya ilk gece gerdeğe senden önce tamam mı? Eşinden önce oranın feodal derebeyi lordu, baronu kimse o görüyor. Tohumdan, ne edemezsek tohumlarından ederiz mantığı var. Pis bir gelenek değil mi? Ulan kim sevdiğini başka bir adamın koynuna razı olur mu lan? Olur mu? Olmaz. Bak bunu anlatıp da 11 tane Oscar almış bir film var. Mel Gibson'ın oynadığı Braveheart, Cesur Yüreği bildin mi? William Wallace sevdiği kızı paylaşamayınca gitti başkaldırdı adam bir sürü isyan çıkardı. Bak o ilk gece hakkında, işte Osmanlı o bölgeyi fetih etti. Böyle pis adeti anında kaldırıyor geçiyor. Önce neyi fethediyor? Önce gönüllüleri fethediyor. O dönemin milika ineği o dönemin çikolatası, o dönemin kalpleri ısıtanı kim? Osmanlı. Osmanlı hoşgörüsünü şimdi anladın mı? Anladın? Mı? O bölgenin kanunlarını fethetti mesela değil mi? Macaristan'ı aldı. O bölgenin kanunlarını bir müddet kullanıyor. Şeriatla çelişmeyenlerini. Mesela ekonomik iktisat özelliklerini devam ettiriyor. Mesela şarap üreticiliği, domuz yetiştiriciliği bunlar bir müddet devam ediyor. Ama atıyorum 100 tane domuz çiftliği varsa ilk etapta 50'sini kapatıyor. Avrupa Birliği uyum standartlarına çalışmıyor diye. Sonra çocuk iş çalıştırıyorum diye onuru daha kapatıyor. Sonraki onunu daha kapatıyor. Yavaş yavaş oraya tımar sistemini getiriyor. Direkt dang diye yapmıyor. Önce gönülleri fethediyor. Anladın? Bak Osmanlı fethettiği bölgenin kanunlarını da kullanmış mı? Kullanmış. Al sana hoşgörü işte. Anladın? Osmanlı'nın o bölgede kısa sürede kalıcı olmasında etkili olanlardan biri de nedir? Hoşgörüsüdür. Osmanlı o Balkanlar dediğin coğrafyayı 50 yılda fethetti. 500 yılda geri verdi. Neyden dolayı? Hoşgörüsünden dolayı kalıcı oldu. Peki sorulur. Çok sorulur. Bak bayağı da ayrıntıya indim. Peki A'sı ahilerin desteğidir. Ahiler. O dönem ahilerin başında ahiler Hani Abbasilerdeki fütü ve Selçuklu'daki ahi Osmanlı'da neye dönüşecek? Lonca'ya. Dönüşecek ya. Ha, o dönem esnaf teşkilatına para var, huzur var. Para bu adamlarda. Kimde? Şeyh Edebali denilen bir adam var. Tamam. Aha Osmanlı onun diye sen alacak. Bak 32 tane beylik var. Hepsini halletmek mi istiyorsun? Sana ne lazım? Para lazım. Para kimde? şey Edebali'de. İşte bununla alakalı da bir rüya hikayesi. Bir hikaye anlatılır. Anlatmazsam çatlarım. Ama bana bak. Ümüğünü sıkarım bak. Tamam mı? Bu hikayenin 3-4 farklı varyasyonu var. Ben Osmanlı tarçısıyım. Ben hepsini vereceğim sana. Şöyle mix güzel bir hikaye yapacağım. Yani şunun altına şunu yazman yeter. Sıkıldım. benim. Ama bu hikaye böyle değil miydi? Örtmeliyim. Bu böyle değil miydi? Bu böyle değil miydi? Lan! Lan! Ben de oradaydım. Sen nereden biliyorsun? Ben oradaydım. Allah Allah. O yüzden iyi biliyorum ben bunları. Tamam. Arkan dinle. Bir gün Osman Gazi tamam damattan siyah pantolon, siyah boğazlı kazak ve bu ne renk lan? Mürdün mü? Gürdün mü? Neyse. O renkten çiçeğini şeyini alıyor. Tamam takım elbisesini alıyor. Çiçeğini çikolatasını yaptırıyor. Atı aşkara atlıyor. Dıgıdık dıgıdık geliyor. Nereye? Çiçek çikolata. Nereye geliyor? bu Ankara civarındaki ahilerin merkezine geliyor. Şeyh Edebali'nin kızını isteyecek. Bak Şeyh Edebali'nin kızının adı ne? Mal Hatun. Malhun Hatun ya da Üstü Bala diye de duyarsınız onu tamam mı? Mal Hatun dediniz bak baba esnaf olunca kızın adını da mal koymuş diye geliyor bak Malhun Hatun diye kulağında kalsın. Hatta hatırlar mısınız birkaç gün öncesinde mesela bugünlerde tamam mı bu bir, bir, kim bir yarışması vardı Orada sordu. Dedi ki aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut hikayelerinde geçen kahramanlardan birisi değildir dedi. Dede Korkut, Bamsı Beyrek, Banu Hatun, Bala Hatun dedi. Bala, Hüsnü Bala. İşte Osman Gazi'nin yeşi işte. Yavrum bir milyonluk sorunun cevabını abin sana hikayeyle veriyor. Bak o hikayelerin hepsi gerçektir. Ben bir kuble üzerinde minnacık birazcık bir şeycik oynamışımdır ama aklında kalır. Tamam. Osman Gazi atladı geldi. Kızı alacak tamam mı? Kızı alınca zengin kayınbabadan kız alınca da işler de yolunda gidecek tamam mı? Ama Osmancık geldiğinde bir de ne görsün kurban olduğumun ahilerin konağındaki otoparkta at bağlamaya yer yok. Lan hepsi kızı istemeye gelmiş. Lan kızın güzelliğinden mi? Hayır. Babanın zenginliğinden. Tamam. Herkes gelmiş. Meclis oluşturulmuş. Tamam mı? Şeyh Edebali oturmuş. Demiş. Hoş geldiniz. En önde kim oturuyor? Karamanoğlu Mehmet Bey. Bacak bacak üstüne atmış ne geldiniz lan? lan? ha? Ne geldiniz oğlum? Oğlum bir kere burada abeniz var. Tamam mı? Adam sandık fos çıktı, vıttır vızık adamlar. Adam sandım fos çıktı, vıttır vızık adamlar. Ne işiniz var lan burada? Hadi lan tereyağları demiş. Tamam? En güçlü so. İşte o diğerler oturmuş falan bizim Osmancık nerede? En arkada, en sonda en güçlü o. Tamam böyle Elinde çikolata. Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Falan diye. Böyle derken şey de var demiş ki olmuş ne yaptığınız böyle yam, yam gibi demiş bir kızı demiş bin kişi ister bir kişi alır. Ben siz demiş bugün misafir edeyim yarın kararımı vereyim demiş. Tamam ve damat adaylarını evinde hiyerarşiye göre misafir ediyor. Mesela işte üçüncü kattaki King Residence dairesine Karaman oğlu Mehmet Bey. ikinci kattaki Prince dairesine işte Germiyan oğlu ne bilen işte Yakup Bey tamamı. Birinci kattaki Residence'a Hamit oğlu Hüseyin Bey falan falan herkesi bir yere yatırıyor. Osmanlı nereye yatıracak ya? Orada kalmadı ki. Hemen ne yapıyorlar? Müstemilat vardır ya evin dışında. Tamam mı? Orada iki tane soğan patike çuvalını çıkarı vermişler. Tamam? Bir tane de döşek sermişler. Osman sen de şuraya yat demişler. Bak anla küçük Osmancık yok hiçbir şey yok daha. Tamam? Ve Osman Gazi geliyor oraya yatıyor ama velakin bir bakıyor orada Kur'an-ı Kerim asılı. Bu yanda gıble e şimdi Lan o kıble olmaz. Kur'an o da olmaz. Şimdi i̇şte Kur'an'ı alıp oraya asayım o da yok tamam mı? Bizimki uyumuyor. Alıyor eline Kur'an'ı Kerim'i açıyor. Okumaya başlıyor. Okusun bakalım bizimki Kur'an'ı Kerim'ini. Biri de denemesinde şunu sormuş. Hangi sureyi okuyor demiş. Fetih suresi. Estağfirullah. İnna fetahna leka fethem mübina. La. Tamam git. Bu hikaye bu. Deli. Tamam. a bizimki Kur'an'ı okuya dursun. Şeyh Edebali Evliyaullah'tan adam. Allah dostu. Tayyip zaman, tayyip mekan. O nefsi emmar, nefsi mütmeyin. Nefsi sabakalarını atlamış bir adam. İstiyareye, rüyasına yatıyor. Rüyasında tamam mı? Şimdi iki hikaye var ya ben birleştirivereyim tamam mı? Rüyasında Osman'ın göğsünden bir tane ağaç çınarın çıktığını, onun dallandığını, topraklandığını, böyle karıştığını, böyle her yerlere gittiğini görüyor. Sonra dost meclisinde böyle otururken tamam mı? Bir tane hüma kuşu. Halk arasında devlet kuşu diye bilinir. Ne kuşu ne kuşu? Devlet kuşu tamam mı? Sen uç 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 gel Osman Gazi'nin kafasına gon şeyde bari zınk diye gözünü açıyor. Kim lan bu? Başına devlet kuşu kondu, göğsünden ağaç çıktı, dallandı, budaklandı. Kim lan bu diye. Odaları aramaya başlıyor tamam mı? Bir geliyor karamanlar Mehmet horlayarak yatıyor. Biri burnunu yemiyor, biri bilmem ne, biri işte yorgana dürülenmiş bilmem ne falan. Lan nerede bu derken en son böyle müştemilatın oradan böyle bir perde arkasından bir böyle ışık yüzmesi, bir mırıltı gibi geliyor. Geliyor şöyle bir açıyor perdeyi, bakıyor ki herkes horlayarak uyurken rüyasında gördüğü adam Kur'an-ı Kerim okuyor. Şeyde bari sessizce kapatıyor, yatıyor. Sabah namazı kılmıyor, kahvaltı ediliyor, meclis toplanıyor. Enende gene Karamanoğlu Mehmet Bey. <laughs> Yavrum eleme heyecanında beni kimse geçemez. Bala Hatun, Mal Hatun benimdir. Yengeniz oğlum diyor tamam. Enakada gene Osmancık abi ne olmuş, ne olmuş falan diye beklerken şeyde Edebali diyor ki Efendiler, ben diyor düşündüm, taşındım, kararımı verdim. Hepiniz gidebilirsiniz. İşte kapı, orada sapı diyor tamam mı? Karaman Bey bakıyor. Ne demek yani diyor. Bana vermedin mi kızını diyor. Vermedim Mehmet Bey deyince. Vermezsen vermem ben diyor. Mal diye kız mı uzatan? Ma başka bir kız bulurum ben. Deyip Karaman Bey böyle söyle giderken diğerleri de böyle giderken Osmancık abi ne olmuş? Ne olmuş? Dediğinde e, vermemiş kız diye. Ne yapalım deyince çiçek çikolata alıyor bizimki böyle. Giderken arkadan bir ses. Osman damadım sen kal lan deyince Osman Gazi böyle giderken heee hadi, hadi hadi gelin, 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 gelin. hadi lan yürü lan yürü lan yürü hadi lan aha kafası yarıldı dur kaçma lan kaçma aha kafası yarıldı diye milleti ne yapmış kovalamış şimdi Osman Gazi buraya ile kızı aldı mı aldı bak Osman Gazi kızı almakla beraber beraber yazalım bismillahirrahmanirrahim müthiş bir ekonomik desteği arkasına aldı mı aldı. Kayınbeder Ahi Bank'tan bitmez tükenmez. Geri ödemesiz, senetsiz, sefilsiz. Tamam mı? İşte, işte kefilsiz, geri ödemesiz. Neye kavuştu? Bitmeyen kredi kartına kavuştu. Bak hani ben diyorum viral oldu ya. Babanızın fakir olması sizin suçunuz değildir. Ama kayınpederinizin fakir olması sizin zekalılığınızdır diye. <laughs> Günümüz Türkiye şartlarına vallaha uyuyor. Ama bunu da böyle alıp cımbızlayıp orada 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 kullanmayın. Allah karşınıza iyileri çıkarsın. Tamam Ahlakı iyi olsun. Kendisi iyi olsun. Bak Üç Kız Kardeş diye dizi var. Zengin yere gelin ama huzuru var mı? Huzur yok tencerede pişir kapağında ye huzurlu mutlu imanlı olun inşallah Allah gönlünüzün efendisini Allah sizi seveni sizin de onu sevdiğinizi birbirinize nasip etsin. Ulan güzel de dua ettim vallahi var ya işten alnımın teriyle de hoca duası tutar. Ama bunu bak alıp sağda oldu öyle paylaşma. Gece Osman Gazi rüyasına girdiği gibi ben de senin rüyana girerim. Tamam mı? Baksana şöyle gözleri börtletip de geldiğimi. Allah muhafaza evlerden bırak. Tamam, al. Osman Gazi müthiş bir neye ulaştı? Ekonomik desteğe ulaştı. Artık para sıkıntısı bitti. Para var, huzur var. Zengin kayınpeder. Tamam. Beraberinde <laughs> ekonomik desteğiyle beraber müthiş bir dini desteğe de kavuştu. Niye? Ulan Osmanlı'yı kim ipler? Bak Pakimires Osman Gazi'den bahseden ilk... Hangi kamera lan ben ha? Bayram bunda mıyım? Ha Osman Gazi'den bahseden Bizans tarihçi Pakimires diye bir adam. Adını sanını bile duymadınız. Çoban Osman diyor. Kim sallar Osmanlı'yı? Tamam ama şimdi Şeyh Edebali'nin damadı... Bak damat, Şeyh Edebali'nin damadı. Öne geçti mi? Geçti. Beraberinde siyasi bir şeyler de olur mu? Olur. Bak güç, kazanıyor. Ama asıl etki neyle gelecek? Askerle gelecek. Şimdi arkana yaslan. Bayram şuraya bir zoomla bakalım bir. Tamam. Aha şimdi Osman Gazi zamanında abem ordu mordu yok. Tamam. Osman Gazi zamanında ordu falan yok. Kayınpeder Şeyh Edebali'nin bir yetkisi var. Cihat. Aha. Ceyler. Ceyler Osmanlı'dan dolayı öyle. Tamam. A, C'si cihat, gaza, fetih, fütüha böyle diye geçiyor. Fütüve anladın Fütühat bunların hepsine bak fetihin çoğulları tamam böyle cihat gaza, Allah rızası için dini yaymak üzere yaptığımız savaştır ölürsen şehit kalırsan gazi olduğum savaştır anlaştık şimdi arkaya yaslan dinle bak bana burada Şeyh Edebali cihat ilan ediyor. Diyor ki ümmeti Muhammed'i her kim ki damadım Osmancık'la beraber. Tamam mı? Bu Bizans kargası Polemon'a gebereceksin Kahpeleon'a zalim Anton'a karşı Demirbaş Alyon'a karşı ceng eder savaşır ölürse şehit kalırsa gazidir. Cennette Resulullah'ın yanında köşkü hazırdır dese ne olur? Duyan gelir, duyan gelir, duyan gelir. İşte Osman Gazi zamanında ordu mordu yok. Kayınpeder cihat ilan ediyordu. Millet duyup geliyordu. Kim onlar? Ahiyanı Rum. Ahiyanı Rum. Bak, bana bak. Rum'dan kasıt, Rum Yunan değil la. Sakın ha. Bu coğrafya olarak kullanılıyor. Tamam. Anadolu'daki ahilerdir. Nasıl yani hocam? Sen Anadolu'yu kimden aldın? Rumlardan aldın. Anadolu denmiyor ki o dönem. Ne deniliyor? Rum diyarı deniliyor. Tamam. Bak Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlana Yunan mı la? zerre alakası yok. Rum'dan kasıt neresiymiş? Anadolu'ymuş. Tamam. Anadolu'nun ahileri. Beraberinde. Gaziyan-ı Rum. Anadolu'nun gazileri ben bunları böyle anlattığım zaman öğrenci bana dedi ki ya hocam dedi iyi e, espri 1 falan güzel de dedi valla ayrıntılı dedi dibine vuruyorum dedi 2015 KPSS lisans sorusudur Gazi Yanur'un Anadolu'nun gazileri kılıcı kapan savaşmaya geldi beraberinde Feteyanı Rum Feteyanı ula bu treyde kaldırdı mıydı nettiydi bilemedim bir akide soralım bunu ya Feteyanı Rum Anadolu'nun Gençleri ama ben burada mesela Abdalanırım Anadolu'nun aptalları. Aptal deyince öyle deli ciddi değil, değil lan. Tamam. Dervişler var ya aptal. Onlar. Aptalanı Rum. Ama ben buradan soru olarak şunu bekliyorum. Neyi? Bismillahirrahmanirrahim. Bacıyanı Rum. Anadolu'nun bacıları. Tamam. Bunu Meb'in kitabı dünyadaki ilk kadın organizasyonu ilk kadın teşkilatı diye de veriyor. Nasıl? İslam öncesi Türk tarihinde erkek gidiyor tek kılıç, hatun geliyor dombra çıt kılıç usulü ya, Osman Gazi zamanında da Abim ordu mordu yok. Osman Gazi Ceng'e giderken yenge Hüsnü Bala Hatun da Malhun Hatun da onunla beraber savaşa gidiyormuş. Al kadınlar da ne? Savaşçı. Her zaman Türk kadını olması gerektiği yerde erkeğinin yanındadır. Kurban oldu mu? Türk erkeği Türk kadınıyla bölünmez bir bütündür. Ekul cool for men, ekul cool for women. Aha biz bir bütünüz. Tamam. Kurban oldu mu? Dünyadaki hiçbir ırkın kızı Türk kızının eline su dökemez. İltifat ettim bu arada. Tamam. Böyle olman lazım. <laughs> Demen lazım. Tamam. Peki Bacı bak. Sadece şeyde değil ha. Ee, savaşçılık özelliği de yok. Mesela oldu ki kadının kocası şehit düştü. Tamam mı? Yalnız kaldı. Bacı onlara destek çıkıyor. Öyle ortalıkta bırakmıyor. Onlara destek çıkıyor. Anlaştık. Genel yapıyı bilin. Bacı dedik. Ordu meselesi böyle. Bayağı da, bayağı da yorum gidiyor değil mi? Sıkıldın mı? Yaklaşık 40 dakikadır falan ders dinliyorsun. Bir bak bakalım birkaç dakika olmuş. Tamam. Peki geldim T'sine. Dur da hikaye çok. Kaç? 50. 50 mi olmuş lan? E devam o zaman. T'si son 3 dakikada anlatıyorum bitiyor. Bakalım kaç dakika olacak. T'si Türkmen göçleri. Hop. Türkmen göçleri. Kardeş Türk'le Türkmen'in farkı ne? He? Vastı Difference between Turk and Turkmen. Fark ne? Fark falan yok. Fa aynı. Bir tek şey var. Bir tek şey var. Tamam mı? Türkmen göçebe çadır hayatına devam edeni. Tamam. <laughs> Türk yerleşik hayata geçmiş olanı. Aradaki fark budur. Türk Türkmen aynı şeydir. Ama biri göçebe biri yerleşiktir. Türkmen göçleri. Burayı da bak tarih sormaz böyle. Tarih coğrafya karıştırıyor. Öyle sorar. Ne diye geliyor burayı da? Popülasyon ve demografi üzerinden geliyor. Yani nüfus, işte göç bilmem ne bununla alakalı geliyor. Nasıl yani hocam? Bayram şuraya gel. Şuraya gel, şu haritaya gel. Tamam. Yani diyor ki kardeş. Çay da bekleyeyim şu an. Şu diyor ki şuradan Türkler Moğol'un önünden geldik. Moğol'a gücümüz yetmiyor. Biz Türkler dünyayı öttürdük Moğollarda bizi öttürdü değil mi? E şimdi ne yapacağız? Geldik şuraya. Kime gidelim? Kime gidelim? Hepsi Oğuzların nun, nun, falan kolunun, falan soyunun filan neyiz? Hepsi amcaoğlu. Hepsi bildiğimiz, tanıdığımız. Kime gidelim? Mesela Isparta Kamitolu'na gidelim mi? Isparta havası suyu kızları güzel tarihçileri yakışıklı falan değil mi? Gidelim e, Hamitoğlu neyle uğraşıyor? Anadolu Türk Siyasi Birliği ile uğraşıyor. Kimden savaşıyor? Aydın, Menteşe, Teke. Lan bunların hepsi Türk, hepsi Müslüman. Savaşıp ölsen ne şehit ne gazi pis pisine niyazisin değil mi? E ama Osman öyle mi? Cık. Osman komple kime sarmış? Cihat gazayla Osman komple Bizans'a sarmış. Tamam e burada savaşır ölürsen şehit kalırsan gazisin. Bak şehit gazi kavramları bizim için son derece önemli mi? E son derece önemli. İşte buradan gelenler Osmanlı'ya geldi. Duyan Osmanlı'ya geldi. Gelen Osmanlı'ya geldi. Ona Osmanlı'ya geldi. O Osmanlı'ya geldi. Osmanlı'nın nüfus artmaya başladı. Ama bir de sorun ortaya çıktı. Şimdi toprakla insanın dengeli olması lazım. Toprakla insanın dengeli olması lazım. Nasıl? Çok toprak, az insan olmaz. Toprağı eline tutamam. Az toprak, çok insan o da olmaz. Niye? E yetmez abi bu sefer değil mi? Bunu dengelemen lazım işte. Osmanlı'yı Osmanlı yapan ikinci uygulama nedir o? İskan politikası. Tamam? İskan Türkçe meali yerleştirme demektir. Osmanlı Osmanlı yapan iki politika işte bunlar. İstimalet ve iskem yerleştirme politikasıdır. Bununla Osmanlı o coğrafyayı Türkleştirip İslamlaştırmıştır. O coğrafyada kalıcı olmuştur ve bunu yaparken de şu adamları kullanmıştır. Ömer Lütfü Barkan hocamın makalesidir. Osmanlı'da kolonizatör, Türk dervişleri, tarih öğretmenlerim bu makaleyi da mıydı, Türkler'de miydi? Oradan bulun, <laughs> okuyun. Türk tarihinin bilmesi gereken bir makale. Kolonizatör Türk dervişleri. Biraz sonra buna geleceğim nasıl olduğuna tamam. Peki şu iskan dediğiniz olay ne? Bayram gel bu yanına. Şimdi Osmancık, Osmancık Bizans'tan, Bizans'tan izni aldı mı? Aldı. E şimdi İznik'te kimler? de gitti mi? Gitti. E kardeş bana boş İznik benim işime yarar mı? Yaramaz. Osmanlı buradan gelenleri buraya yerleştirdi. İznik'in içindeki Rumlar, Ermeniler de mesela tamam mı? Anadolu içlerine dağıttı. Bunu İskan'ı önce nerede yaptı? Önce Anadolu'da yaptı. Sonra nerede? Balkanlarda sonra her yerde yaptı. Sonra Balkanlara geçti mesela Osmanlı. Bulgaristan'ı fethetti. E boş Bulgaristan Osmanlı işine yarar mı? Yaramaz değil mi? Ha ne yaptı? Bu bölgedeki adamı götürdü. Oraya yerleştirdi. Oradaki Bulgarları da getirdi Anadolu içine dağıttı doldur boşaltlar yaptı bunu bu sene sordu 2022 lisans sınavında ÖSYM e sordu şenlendirme politikası dedi fethettiği bölgeye hemen götürüyor adamları yerleştiriyor Tamam onlardan mesela ya da uç beylerine toprak tas ediyor. Dirlik olarak verdim diyor. Vergi muafiyeti veriyor. Ne bileyim öküz veriyor, buğdaylık veriyor, tarım aleti veriyor. Yani oraya yerleş orada. Tımarı uygula. Bunu istiyor Osmanlı. Ve bunu ödül olarak yapıyor. Ceza olarak yapıyor. Tamam? Her yani halükarda kullanıyor. Ama bunu yaparken zorlama yok. Tamam? Kaldırıp da Diyarbakır'daki adamı götürüp Macaristan'a yerleştirmiyor. Niye? Lan Diyarbakır'ın havası, suyu, iklimiyle Macaristan'ı tutar mı? tutmaz değil mi? Yakın coğrafyaları yer değiştiriyor ki uyum, adaptasyon da ne olsun? Minimumda kalsın istiyor. Kafa nasıl? Vallaha zemzehir. Anladın mı? Bil. Beraberinde bunu yaparken mesela tamam ceza olarak da kullanıyor. Mesela telli orları, sefer orları. Yeşil Vadi için birbirlerini yiyip duruyorlar mı? Yiyip duruyor değil mi? Hemen Osmanlı çıkıyor, geliyor. Telloloş, anlaşma yok belli. Telloloğlu'na geliyor diyor ki, lan Tellolo diyor. Lan ne yapacaksın Yeşil Vadi diyor. Gel lan diyor. Sen diyor benim diyor has ailemsin. Seni diyor götüreyim diyor Bulgaristan hmm. civarına yerleştireyim. O bölgeyi benim adıma Türkleştir, İslamlaştır. Adın Osmanlı'yla beraber yüzlerce yıl yürüsün gitsin. Bu onura sadece kim layık? Telloloğları layıktır. Gel diyor tamam mı? Sen telli oğul ol. Evet mi hayır mı? Hayır mı dedin? Zaten bu onora telli oğulları değil, asla erişemezler bile. Bu bu onora sadece seferoğulları layıktır. Gidem sefer seferoğullarına söyleyeyim dediği zaman telli dedi ki dur. Onları gönderme. Ben giderim dedi. Tamam ve telli oğullarını aldı, götürdü, buraya yerleştirdi. Çıktı geldi Sefer Seferoğulları, oğulları, telli oğullarını hallettim. Gördün mü? Yeşil vadi senin ama bu bölgede sorun, problem istemem. Benim muhatabım sensin dedi. Tamam arıza çıkmayacak bir daha kavga gıdırtı patırtı istemem dedi. Çözdü mü çözdü. Ey dedi bölge halkı. Tellioğlu Seferoğlu meselesi çözüldü. Başka arzımız? Anladın mı? Bak ne kadar iyi niyetli şeyli yapıyor. Mesela arıza çıkaranlar mesela Yozgat'ta Çapanoğlu diye bir aile var. Mesela tamam Yavuz'a da isyan etmiş. Tamam bunlar dört kardeş beş kardeş mi ne? Mesela bunları dağıtıyor. Tamam mı? O kardeşlerden birini götürmüş Bulgaristan'a eleştirmiş. Birini götürmüş Trabzon'a eleştirmiş. Birini göndermiş işte ne biliyorum işte şey Arabistan'a eleştirmiş. Birini de Kırım'a göndermiş. Birini de tutmuş nerede? Eee Yozgat'ta mesela değil mi? Bunu yaptıktan üç ay sonra Bulgaristan'da isyan çıkıyor. Ne? Çapanoğlu. Beş ay sonra Trabzon'da isyan var. Ne? Çapanoğlu. 6 ay sonra Mısır'da isyan çıktı. Vardır bunun altında Çepano diye mesela. O da mesela buradan geliyor. Sonra Osmanlı bunun hepsini Yozgat'a topluyor. Bir daha dışarı çıkmalarını yasak ediyor. Bak ne olduğunu anladın mı? Yerleştirme politikası Nüfusu doldur boşaltlar yapıyor. O bölgeyi Türkleştirip İslamlaştırıyor. Kalıcı hale getiriyor. Ve sana bir bak anekdot. Osmanlı'nın asıl memleket Anadolu değildir. Osmanlı'nın asıl yapılanması Balkanlardadır, Rumelidedir. Bak soru, protokolde kim üstün? Rumeli Beylerbeyi, Anadolu Beylerbeyi, Rumeli Beylerbeyi üstün. Devletin asıl yapılanması Balkanlardadır. Anlaştık ve burada bir de kavram bileceksiniz. Onu da kırmızıyla yazalım. Evladı Fatihan diye bir şey duydunuz mu? Evladı Fatihan. Bu bir kurumdur teknik olarak. Fatih'in evlatları gibi değil. Evladı Fatih'in teknik olarak bir kurumdur. Şöyle <laughs> Anadolu'daki aşiretler, Balkanlardaki beyler bunların yerleştirilmesi, getirilmesi, götürülmesi bu işleme ne deniliyormuş? Evladı Fatihan deniliyormuş. Bak neyle alakalıymış? İskanla alakalıymış. Kavram olarak sorabilir ÖSYM'e. 2022 sınavında Nizam Alemi sordu. Yani kavram olarak gelebilir o yüzden öyle değil. Peki burayı da böylece hallettik, Türkleştirdik, İslamlaştırdık, kalıcı olur dedik. İşte ödül, tatif bahsettik, şenlendirme. Bunu da mesela güncel olduğu videolarımızın belli olsun. İskan yaşan bunlara da 2022 iptal edilen sınavda sordu. Fethedilen bölgelerde şenlendirme politikasıdır dedi. Yani fethedti o bölgeyi götürdüğü insanları yerleştirdi ya yerleştirdiği insanlardan bir müddet vergi almıyor mesela tamam onlara işte tarım ürünleri şey veriyor toprak ıı, ya, sen söyle saban veriyor, orak veriyor, tohumluk veriyor, inek veriyor, öküz veriyor. Veyahut da uçlardaki beyleri orayı toprak olarak tahsis ediyor. Hangisi değildir diye sordu. Cevabı da ne verdi? Divane, işte maliki, malikane sistemini yaymak dedi. Malikane sistemi T ne zaman? T Osmanlı sonlarında. Tımar bitecek de bilmem ne işte gelecek de falan falan falan. O dönemki meseleydi. Mesela al şenlendirme ne olduğunu biliniz dedim. Burayı da böyle zannettim. Bir de şu var. Anlatmazsam çatlarım bunu da. Şu olay. Osmanlı devleti Bayram Köşeye zoomla. Şu konar göçerleri, şu konar göçerleri özellikle neye geçirmeye çalışıyor? Yerleşik hayata geçirmeye çalışıyor. Niye? Niye? Çünkü bunlardan düzenli bir vergi alacak, düzenli bir ne alacak? asker alacak. Şimdi Celaloğlu aşiretesin benle beraber. 2 ay burada, iki ay orada, 3 ay orada, 3 ay burada, iki ay burada. Tam vergi toplanacak daha yolundan bayıra. Tamam. Tam asker alınacak yayla yolundan ne bilen nereye kaçıyorum değil mi? İşte Osmanlı seni bulup tutup adrese dayalı sistemle yerleşik hayata geçirdiğinde senden düzenli vergi, düzenli de asker alır mı? alır. Anladın? Bir de şu konar göçerlerin yerleşiklere vereceği zararı da önler mi? E, konar göçer dediğin adam kaba adamdır. Vurur alır. Değil mi? Ama yerleşik öyle mi? Hayır. Anladın? Konar göçerin yerleşe zarar vermesini de önlüyor. Bak al. Burayı da böylece hallettik. İskan tamam. İstimalet tamam. Bunlardan banko soru gelecek. Şu gördüğün tahtadan ciddi sorular gelir. Bak buradan soru gelir. Beraberinde öbürce ne? Coğrafi konum. Hadi az kaldı. Coğrafi konum. Osmanlı, Bizans'a uç beylik. Nerede kuruldu? Bitinya denilen yerde kuruldu. Arka tarafta millet, Bahram bu tarafa gel. Bu kamera. Tamam. Arka tarafta millet birbirini yerken, arka tarafta millet kardeş kanı dökerken, tamam. Osmanlı hiç arkasına bakmadı, kardeş kanı dökmedi. Komple kime sardı? Batı'da, Bizans'a sardı. İlk etapta hep bu. Batı. Coğrafi konum olarak şanslı. Bizans'ın ucunda. Arkada millet ATSB diye birbirini yiyor. Beraberinde E'si en yetenekli padişahlar. İlk üç padişah. En yetenekli padişahlar. İlk 3 Osman, Orhan, Murat. Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdavendi Garım. Bu üçü 30'ar yıldan 100 yıl falan devletin başında kaldılar. Üçü öyle sağlam temellerle devleti kurdu. Şeyh Edebali'nin duasıyla oğul diye devlet duayla kuruldu. Üçünün kurduğu devleti 33'ü ancak yıktı. Osmanlı'da tam 36 padişah var. Tamam. Tam 600 yıl yaşadı devlet. 1302'den ta 1922'ye kadar. 600 yıl yaşamış. Anladın? A 3'ü sağlam temellerle, yetenekli, kuvvetli, kudretli, sağlam padişahlar ve M'si. En çok ÖSYM'nin cevap olarak verdiği şey. Merkezi, otorite, Osmanlı'da süper sağlamdır. Abem, Osmanlı'da. Şimdi buraya dikkatli demen istiyorum. 2021 lisans sınav sorusu bu da. Osmanlı'da Osman Gazi devrinde şöyle bir uygulama yok. Öz özür dilerim. Osman Gazi devrinde var. Diğer dönemlerde yok. Osmanlı'da kılıç hakkı diye bir şey yoktur. Ama istisna kim? İstisna Osman gazdır. Neydi kılıç hakkı? Alparslan ne diyordu? Gidin la fethedin, fethettiğiniz yer sizin olsun diyordu değil mi? Osmanlı git fethet, fethettiğin yer Nahsenil diyor. Benim diyor. Osmanlı kimseye bir milimetre kare toprak dahi vermiyor. Neden? Çünkü verse başına geleceği biliyor. Aa Isparta civarını bana verdi. Padişahım çok yaşa, hünkârım çok yaşa. Padişahım, padişahım, padişahım. İki yıl sonra bitim kanlandığında o tarihi cümleyi söylerim. Hadi lan! tereyağı sen ayrı devletsin ben ayrı devletim derim değil mi? Osmanlı hadilen tereyağını hiç duymadı. Anlaştık ama bak istisna Osman Gazi kuruluşta tamam mı? Fethettiği yerleri <laughs> Akçakoca, Hoca, Samsa Çavuş onlara dirlik olarak verdi. Ama Orhan'dan sonra hadi o da azıcık verdi ama Murat de, devamı ettiği süreçte yok kılıç hakkı. Anlaştık. Tamam. Bak bunu sordu. Dedi ki Osmanlı kuruluş döneminde fethedilen bölgelerin fetheden komutana verilmesi nedir diye sordu. Neymiş bunun adı? Kılıç hakkıymış. Tamam. İşte Osmanlı abim 600 yıl yaşayan bir devlet. Tamam. Kuruluşta olan uygulama ilerleyen süreçte yok mesela. Ama Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin istisna olduğunu bilin. Sonraki süreçte verilmediğini bilin. Anlaştık mı? He mi? He. Tamam. Merkosotya sağlam. Bundan da bahsettik. Hatice'm Hoşgörü, ahi, Türkmen göçleri, iskan, cihat, coğrafi konum, padişahlar merkez oturdu. E. Bak klasik yazılı sorusu. Ben bunu böyle anlattığım zaman tamam mı? Lisedeki öğrencimiz de hocası sormuş. Osmanlı'nın kısa sürede büyüme sebepleri nedir diye. Mesela şu an kutu almış 7'ye gidiyor. Pazartesi günü sosyal bilgilerden yazılısı var. Konularından birisi de bu. Osmanlı'nın kısa sürede büyüme sebepleri. Osmanlı'ya da böyle anlattım. Yazılı da ben biliyorum başımıza geleceği. Hatice'nin bebeleri yazıp bırakacak. Hocası da soracak. Hatice'nin de kimden diyecek? Sıfır. Tamam bunu aç. Yanına yaz. Tamam mı? Haccem diye yazma. Tamam abi bil. Peki B'ler ne? B'ler şu. Biri Bizans'ın durumu. Hangi Bizans? Kahpe Bizans. Dayanamıyorum artık Allah kahretsin. O kahpe Bizans'ın durumu. Ne var lan bu Bizans'ta? Bir numara yok. Açlık, yokluk, kıtlık, yalan, dolan, aşk, ihanet, entrika, karamelek hepsi Bizans'ta. Tamam. Yok bitik durumdalar. Püf desen yıkılacaklar. Buraya bizim Kara Murat koşturuyor, koşturuyor, koşturuyor. Surlara atlıyor. Buradan sinek gibi aşağı kayıp geliyor. İçeriye girsek öttüreceğiz de geçemiyoruz. Niye? Çünkü Mendebur'un etrafı neyle çevrili? Suraya çevrili. Bak az önceki en de tamam mı? Bak onu da biliyorum ben başıma geleceği. Her yerde kullandınız tamam mı? İşte normal böyle. Ben tek başıma orada ders çalışıyorken Annem içeriye girince falan diye. Yani hani kurban olduğum bak bunu etmen bunları ya. Etmen lan kurban oldum tamam. Ben aklınıza yatsın diye veriyorum bunu. Peki Bizans'ın durumu etrafı sularla çevrili. Bir de Bizans'ın içinde açlık, yokluk, kıtlık. Bizans imparatoru tek fırına dahi sözünü geçiremiyor. Yani ve bir de aralarında şu muhabbet var. Katolik, Ortodoks muhabbeti var. Bu mezhepler. Tamam mı? Abim anlaşamıyor. T 4. Haçlı Savaşı'nda Katolikler geldi İstanbul'u yağmaladılar. Bunlar birbirini sevmiyor. Tamam mezhep mücadeleleri de var. Bizans bitik durumda ama içeriye giremiyoruz. Etrafı surlan çevrili. Peki Balkanlarda ne var? Balkanların durumu. Balkanlarda da bir halk yok. Orada orası da tırt. Ne var Balkanlarda da tamam. Siyasi birlik yok. Ne o ne demek yani siyasi birlik yok. Şöyle abecim. Sırp krallığı, Bulgar Dükalığı, Eflak Boyvadalığı, ne bilen ne zıkkımlı, ne bilen ne işte prensliği. Ha bizim Germiyanoğlu, Hamitoğlu, Eşrefoğlu, Eretme, Karesioğlu. Ha onlar. Aralarında bir siyasi birlik yok. Mezhepler birbiriyle papaz halinde. Bak tam şu durumlar Osmanlı'nın batıdaki ilerleyişini de kolaylaştırır mı? Ya Osmanlı Allah yürü ya kulum demiş işte. Buradan ne yapacak? Yardıracak. Gidecek. Tamam. Balkanlarda bir olay daha var. Bir şey daha var. Bir salgın var. Ne salgını? Veba salgını var. O ne lan veba? Hastalık pislik abi. Pislik Fareden yayılıyor işte. Tamam. O dönem İslam dünyası çok temiz. Hamdolsun. Ya günde beş defa elini, ağzını, yüzünü yıkayan bir millet hasta olur mu? Kurban oldun. Beş defa abdest alıyorsun, namaz kılıyorsun. Kurban oldun. Avrupa vebadan, ne bileyim işte şeyden, hastalıktan, cüzdandan kırılırken İslam dünyası hiçbir şey yok. Mesela Osmanlı'nın kurulduğu 1300 aynı günümüzde de işte korona. Aa, yarasa yersen korona olursun. Yarasa yenir mi lan? Manyak. Tövbe bile. Yani e bunlar da işte fareden asıplar. Pislik her yere ne olmuş? Yayılmış değil mi? Osmanlı'nın kurulduğu 1302 yılında Bulgaristan'da çok büyük bir veba salgını oluyor. Bulgar ovası bomboş. Öyle şey e, vebalı kaçmış çoğu ölmüş. Kalanlar bırakmış gitmiş. Osmanlı karşıya bir geçiyor. Boş arsa ama infection. Enfeksiyonlu abem hemen beyaz arılar dolanıyor oralarda değil. İşte orada devreye kim girdi? İşte orada devreye kolonizatör Türk dervişleri girdi. Tekkeler ve vakıf meselesi devreye girdi. İşte Geyikli Baba, Somoncu Baba, Gumral Baba gibi o dediğiniz adamlar. Bunun kimisi kurursa, kimisi sonraki dönemde de aklına yatsın diye söylüyorum ben. Osmanlı oraya Allah dostu Evliyaullah'tan bir adamı gönderdi tekkeyi kurdurdu o bölgeye. Bu tekkenin müritleri o bölgedeki her şeyi biz hemen fethettiğimiz yere önce cami, hamam yapıyorduk değil mi? Hemen hamamın suyuyla Allah'ım Hacı Şakir, lavanta, köpüklü sabunuyla orada her şey o farzları bile köpüklü köpüklü kesile kesile yıkaya yıkaya ne etmişiz? Halletmiş hepsinin içinden geçmişiz. Tertemiz ettik. O bölgeyi hastalıktan, pislikten arındırdık mı? Arındırdık. Aa o bölgeye Osmanlı İskan politikası politikasıyla insanları götürdü, yerleştirdi. Götürdü, yerleştirdi. Ya kuruluş devrinde tekkeler çok önemli. O Türk dervişleri, o geyikli babalar, somoncu babalar, bilen babalar vakıf kültürü çok önemli. Oraya tekkeyi kuruyor, vakfı kuruyor. O bölgede tutunmayı sağlıyor. Bak hep şenlendirme politikası bunlar. Sonra da o bölgeye iskanla yerleştiriyor. Tımar sistemini uyguluyor. Bitti. 50 yılda aldığı yeri 500 yılda anca geri verdi. Beraberinde Balkanlarda da bir numara yok. Peki Lembo Avrupa'nın bu devletleri ne ediyor ya? Bu İngiltere, Fransa bunlar ne yapıyor ya? Aha onlar da yüzyıl savaşları dediğiniz savaşlarla İngiltere'de Fransa birbirini yiyordu. İngiltere bin kaçıdı lan bunun şeyi? 1453'ten 116 çıkar bakalım bile bayram. Allah cezanızı vermeye, kuru sözlerciler sizi. Allah cezanızı vermeye. 1337 mi 36 mı ne diyor Ellam? 1337 Aferin nasıl matematiğim süper. Tamam aha. 1337'de İngiltere Fransa'nın Alsas Loren diye mendebur bir yeri var. Bildin mi? Ha orayı alan diye saldırıya geçti. Lan bir saldırdı. Tam 116 yıl savaştılar. Aha 100 yıl savaştılar. Tam da Osmanlı'nın neyine denk geliyor? Kuruluş dönemine denk geliyor. Ula Bizans'ta bir numara yok. Balkanlarda siyasi birlik bir şey yok. İngiltere, Fransa, güçlü devletler birbirini yiyor. Bunların hepsi Osmanlı'nın batıdakilerle işini kolaylaştırır mı? Yürü ya kolum Osman. Gidecek. Anlaştık bilin. Peki beraberinde müdara. MEP kitabında vardı. Yeni kitapta yok galiba. Müdara Türkçe meali dost gözükme demektir. Dost gözükme. Ne demek? Yani Osmanlı, Bizans'la dost gibi gözüküyor. Yardım istediği zaman yardıma gidiyor. Bunu numara da getirdiğinde şşt, kaleye alıverip geçiveriyor. E hepiniz dirili Ertuğrul kuruluşu Osman'ı izliyormuş. Bizans'la dost gözünüp, dost dost görünüp, iyi geçinip ya getirdiğimizde kalesini, kulesini alıyormuşuz. Kızını alıyormuşuz. Bitti. Ve bir de size kavram. Tamam. En sona da bunu verelim. Kesrette kesrette vahdet vardır. Ne demek? Bu Osmanlı'nın o dönemki politikalarından birisi. Çoklukta birlik vardır demek. Çoklukta birlik. Osmanlı artık biraz çok uluslu bir devlete doğru gidiyor mu? Ama bunun hepsini bir yerde tutmayı başaracak. Ve son olarak, lan son son dedik her yeri doldurduk gene. Abi ben naçizane Osmanlı tarihçisiyim. Tamam mı? Naçizane Osmanlı tarihçisiyim. Celal hocanızın ay yıldızı çaktım şuraya. Benim şahsi görüşümdür bu. Osmanlı'yı Osmanlı yapan iki uygulama var. İlki tımar sistemi. Ne zaman tımar bozuldu? Ahanda o gün Osmanlı'da bozuldu. Biri tımar. Bak benim şahsi görüşüm bu. İkincisi ise kardeş katlidir. Al 2022 Lisans sorusu. Niye kardeşini katlediyor diye sordu. Niye katlediyor? Nizamı alem için. Adam devletin devamlılığı için kardeşini öldürüyor. Seni beni tanır mı la? Aslı olan devlet diyor. Kişiler gelir geçer ama kurum devlet kalıcıdır diyor. Arızayı kim çıkarırsa kardeşim dahi olsa gözünün yaşına bakmam diyor. Bak Osmanlı'yı Osmanlı yapan iki uygulama işte bu. Ne zaman tımar bozuldu, yerine alternatif koyamadı, iltizamdı bilmem neydi falandı, yemedi, bitti gitti. Kardeş katli kalktı, tamam başa yetersiz kişi şeyler geçti, e, kifayetsiz e, şeyler geçti, devlet yıkıldı, gitti. Aslı olan nizamı alemdir. 2022 iptal edilen KPSS sınav töbe. Yerine yapılan sınav bu sorusuydu. Nizamı alem bak. Bak çok üstüne basa basa anlattım ben. Şu gördüğünüz tahtada kıymetli kardeşlerim kaç yüz tane soru var haberiniz olsun nokta dışı gelir tık 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 elimden geldiğince de hikayeleştirip anlatıverdim ve son olarak en son bu son kesin son yani umarım inşallah tamam bir de şöyle bir bilgi sizi severim bir ayıldız daha çaktım avarız diye bir vergi var Bildiğiniz değil mi kültür uygarlıkta avarız neydi avarız neydi avarız olağanüstü hallerde halktan alınan ekstra bir vergiydi değil mi ama bu vergi kuruluş döneminde yoktur. Bu vergi ne zaman çıktı? Avarız kuruluşta yok. Bu vergi ne zaman çıktı? Yükselmede çıktı. İkinci beyazıt zamanında çıktı. Soru: aşağıdakilerden hangisi şenlendirme politikası gereği. fethedilen bölgelerde ki halkın kalıcı olmasını sağlamak için yapılanlardan biri olamaz? Üff, vergi indirimi olur. İşte ıı, orak saban dağıtımı olur. Buğday unluk bu tohumluk dağıtımı olur. Öküz inek dağıtımı olur. Peki avarız vergisinden muaf tutmak olmaz. Niye? Kuruluşta ne yok? Avarız yok. Osmanlı Balkanlarda kalıcılığı ne zaman sağladı? Kuruluşta sağladı ve avarız vergisi gayrimüslimlerden de alınır dedim. Yeter daha ben anlatmaya kalktım mı da anladırım daha tamam mı? Ama tahtanın içinde gayet güzel fazlaca bilgiler var. Umarım sıkılmamışsındır. Şimdi abdest al gel. Osman Gazi, Orhan Gazi, Birinci Murat Hüdavendigar'la Balkanlar'da Fete Ceng'e gidiyoruz. Abdestli gel. Hadi sonraki ders görüşmek üzere.